Şemsül Hat, Hattın Güneşi. Diğer bir ifadeyle Yakut-i Rum. Rum diyarının Yakut'u Ahmet Şemseddin Karahisari. Osmanlı İmparatorluğu'nun en kudretli dönemi olarak da bilinen Fatih Sultan Mehmet, II. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman olmak üzere dört farklı Osmanlı padişahı zamanında yaşamış şair, terzi ve hattat Ahmet Şemseddin Karahisari. Aklam-ı Sitte'de, özellikle Sülüs ve Nesih yazıda Şeyh Hamdullah Efendi Mektebi son sözü söylemişti. Şimdi başka mecralarda yeniyi bulma zamanı gelmişti. Yazının geçmişine sahip çıkarak Yakut üslubunu yeniden yorumlama, harf ve kelimelere biçim, oran, istif ve farklı sayfa tasarımlarıyla en güzel şekline kavuşturma işi söz konusu olduğunda Karahisari adından bahsettirmeyi başarmıştı. Özellikle bir müsehhip hassasiyetiyle altın mürekkeple yazdığı yazıların etrafını siyah mürekkeple, siyah mürekkeple yazdığı yazıların etrafını ise altın mürekkeple tahrirlerek yazıya farklı bir estetik boyut kazandırmıştı. 1469 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya gelen Karahisari, Afyonkarahisar'ın yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerden birisidir. Öyle ki Karahisari, hattatların 7 büyük üstadından 5.'si olarak sayılmıştır. Bu büyük şahsiyet her yaptığı işte mükemmeli aramış ve yalnızca yazıdaki ustalığı ile kalmamış, özellikle terzilik konusundaki mahareti ile de övgülere mazhar olmuştur. Karahisari'nin çocukluğu, ailesi ve yaşayışı ile ilgili bir bilgiye maalesef sahip değiliz. Afyonkarahisarlı olmasını da yazılarında kullandığı imzasına nispeten söyleyebiliyoruz. Şayet bu imzayı kullanmamış olsaydı Karahisari'nin Afyonkarahisarlı olacağını da bilemeyecektik. Ahmet Şemseddin Karahisari hayatı boyunca hiç evlenmemiş. Kendini sanata adamış. Yegane varisi evlatlığı ve talebesi olan Hattat Hasan Çelebi'dir. Hattat Hasan Çelebi Ahmet Şemseddin Karahisari'nin kadar büyük bir şahsiyettir. Karahisari'yi tarif edecek olursak uzunca boylu, nur yüzlü, beyaz sakalı olan, çok temiz, itina ile giyinen bir zat olarak tarif edilir. Aynı zamanda şairdir. Arapça ve Farsçayı çok iyi bilmektedir. Öyle ki bu dillerde şiir yazabilecek bir kabiliyete sahiptir. Karahisarlı Ahmet Efendi, 2. Beyazıt devrinde ilim tahsili için memleketi Afyon Karahisar'dan İstanbul'a gitmiştir. Ve ömrünün sonuna kadar burada yaşamıştır. Karahisari, İstanbul'da Halvetiye şeyhlerinden Cemalettin İshak Karamani'ye intisap etmiştir. Yazı hocası olan Esedullah-ı Kirmani ile İstanbul'da tanışmışlardır. Esedullah-ı Kirmani, Türktür ve Kirmanşah'a mensuptur. Yakut üslubunun önde gelen temsilcilerinden birisidir. Karahisari'nin ilk hocasının Yahya Sufi olduğu söylenilse de imzalarında da zikrettiği üzere hocası Esedullah-ı Kirmani'dir. Karahisari hocasına o kadar bağlı ve mütevazi ruhlu ki imzalarında hocasından şöyle bahsediyor. Mesekâhu ez'afuz-zu'afâ ve turâbu ekdâmül mesâkînî vel fukara Ahmedül Karahisari min tilmizi Seyyid Esedullahül Kirmani rahmetullahi aleyhi rahmeten vasi'a. Hat tarihçisi Nefeszade İbrahim Efendi onu şöyle tanıtıyor. Hürmete layık, yani görüldüğü zaman karşısındaki insana hürmet hissi telkin eden, Yakut makam, yani Yakut-u Mustasimi ayarında ve hatta ondan daha güzel yazı yazan, yegane-i her asır, bütün asırlar boyunca biricik denilecek, parmakla gösterilecek fazilette ve değerde bir insan
ve Feridi Herdehir. Bütün zamanlar boyunca yine parmakla gösterilecek değerde bir üstad-ı kül, gülbendi gülü sümbül, derviş dil yani derviş gönüllü, sema menzil Ahmet Efendi. Yani çok yüksek duygularla yaşayan, sanki bir gök ehlinden, gök halkından biri gibi yaşayan çok nezih bir insan. Esedullah Kirmani'den hat öğreniyor ve onun en önemli ve en başarılı talebesi olduğu anlatılıyor. Karahisari yaşadığı devre göre kendinden önce yapılamayan pek çok şeyi yapmış ve sanattaki ince düşünüşüyle, titizliğiyle, bir yönüyle taklit edilemezliğiyle hat sanatında zirveye oturmuştur. Bizim gönüllerimizde olağanüstü heyecan meydana getiren Süleymaniye'nin açılış merasimi, biliyorsunuz ki Kanuni Sultan Süleyman, Mimar Sinan ve Ahmet Karahisari tarafından yapılıyor. Kanuni artık dünya durdukça bir emsali olmayan bu muhteşem Süleymaniye'nin açılışı için anahtarı Mimar Sinan'a uzatıyor. Mimar Sinan diyor ki, "Sultanım, caminin kubbesine nur ayetini gözlerinin nuruyla beraber nakşeden Karahisari kulunuz açmak evladır." diyor. Ve anahtarı Ahmet Karahisari'ye uzatıyor. Camiyi Ahmet Karahisari gözleri kapalı olarak açıyor. Evet, bu muhteşem Süleymaniye'nin açılışı da bu şekilde oluyor. Karahisari'nin bugün bizlere miras bıraktığı en önemli eserlerinden birisi de Sultan II. Mustafa tarafından Topkapı Sarayı Hırka-i Şerif Odası'na vakfedilen Mushaf-ı Şerif'tir. Merhum Üstad Karahisari'nin bugün bizlere bıraktığı bir diğer mirassa Süleymaniye Camii içinde yer almaktadır. Cami içinde yer alan yazılar, Karahisari'nin sanat ve estetik zevkinin en güzel örneklerindendir. Cami içerisinde planlı bir şekilde yerleştirilen ayetlerin amacı, binanın bölümleriyle de bütünleşerek kişilere görevlerini hatırlatmak, onlarda toplumsal duyarlılık oluşturmak, onlara moral vermek ve motive etmektir. Külliyenin iç ve dış mekanını süsleyen ayetler, yüzyıllar boyu yalnızca cami cemaatine değil, hayranlık uyandıran bu eseri izlemeye gelenlere de çok özel mesajlar verir. Girişten, yani kapılardan başlayan manevi yolculuk ve onunla gelen ruhsal tekamül, caminin huzur verici atmosferini izleyerek kubbede zirveye ulaşır. Bu yolculuk insanı olgunluğa eriştirir. Selam ifadesiyle karşılanarak ana kapıdan giren kişi, cami içerisindeki o güzel hatlarda verilen mesajlarla hayatın anlamını, geleceğini ve en son Yüce Rabbine ulaşacağını bilir ve hayatına çeki düzen verir. Yaradan'a kul olmak için elinden gelen bütün çabayı sarf eder. Fetih beldesinin hür çocukları büyür beslenerek ezanlarınla, beraber yaşarlar iki dünyada Süleymanlarınla, Sinanlarınla. Seni oya oya üşlemek için çizgileri noktaları tartarak yıllarca çalışmış yüzlerce kişi, göz nuruna iman gücü katarak, gövde kıvrımları, saç örgüleri yaşatmış duvarda Karahisari ve burada kavuşmuş aradığına, ilhamını buradan almış Yesari. Karahisari devrinin popüler şahsiyetlerinden birisiydi. Onun özellikle Şerbetçizade diye bilinen Bursalı İbrahim adında bir zat ile olan münazaraları meşhurdur. Şerbetçizade Karahisari'ye gönderdiği bir mektupta, "Yazının usulünü anlayan kamil insan lazımdır. Yoksa Yakut şivesini her nakıs bilemez." demiş.
Karahisar de buna cevaben Farsça bir şiirle şunları söylemiş. İnsaflı insanın gözü gördüğü her şeyi cam parçası da olsa inci sayar. Hünerli insanın gözü ayıptan pak olur. Hünersizlere gelince onların ayıplamasından korkulmaz. Ustanın ağzı ne kadar keskin olsa da kılı keser ama ortadan yaramaz demiştir. Tabii bu çekişme Şerbetçizade'nin İstanbul'a gidip Karahisari ile tanışması ve aralarında kurulan samimi bir dostlukla neticeleniyor. Nefeszade İbrahim Bey Gülzar-ı Sevap'ta onun bir mintanı 7 yıl giyip daha sonra hiç yıpranmamış gibi bir fakire hediye ettiğinden bahsediyor. Bu da onun ne kadar samimi ve dünya malından, hırsından uzak, mütevazi bir ehli iman olduğuna işarettir. Karahisari her anlamda örnek bir şahsiyet olmuştur. Her yazdığı sahifelerden sonra nafile namaz kıldığı rivayet olunur. Hak aşığı birisidir. Ey hüsn-i hatla feleğe baş yetiştiren, bil kim vücudum ayağın altında haktir, ger erişirse sana bu taze hütutumuz, onlara dil uzatma sakın, zehri naktir. Her hattı başka başka bahridir, deniz gibi. Kim satr mevcu nokta, ana dürri paktir. Osmanlı toplumunun diğer şark milletlerine nazaran çok ileride olan sanat aleminde olduğunu ispat eden bir abide şahsiyet Ahmet Şemseddin Karahisari. Ahmet Şemseddin Karahisari Türk hat sanatı ve yazı tarihi bakımından en önemli şahsiyetlerden bir tanesidir. Malum olduğu üzere Afyon Karahisarlıdır. Gençlik döneminde İstanbul'a gelmiş ve İstanbul'da saraya kadar çıkmış. Hatta padişahın en yakın insanları, arkadaşları arasına girmiştir. Tabii bizim amacımız gerek Afyon Karahisar, Ahmet Şemseddin Karahisari Sanat Günleri ve müzeyle böyle bir ismi gelecek nesillerimize aktarabilmektir. Ahmet Şemseddin Karahisari kendi açısından hat sanatında ekol olmuş, müselsel besmeleriyle, muhakkak ve reyhani hatlarıyla ekol olmuş bir hattatımızdır. Ahmet Şemseddin Karahisari çok fazla eseri olmamakla beraber gerek Süleymaniye Camii'nde gerekse çeşitli koleksiyonlarda nadir eserlerini bulduğumuz hattatlarımızdan bir tanesidir. Bizim amacımız Amasya'da Şeyh Hamdullah Müzesi'ni açtığımız zaman Uğur Derman hocamızın tabiriyle ilk kez bir hattat adına bir müze açılmıştı ve bunu ikincisi olarak gene hat sanatı tarihimizin ki Türk hat sanatı tarihimizin ikinci büyük ismi neredeyse Ahmet Şemseddin Karahisari ile Şeyh Hamdullah dönem hattatlarıdır. Bizim amacımız öğrencilerimizle, çeşitli sanatçılarla böyle bir müzeye katkıda bulunmak, gerek gençliğin gerek işte orta yaşlı insanların bu müzeyi görerek hat sanatına başlamaları, ona ilgi duymalarıdır. Tabii bunun yanında Afyon'da yapılması gereken en büyük işlerden bir tanesi hat, tesip, ebru ve minyatür derslerinin mutlaka en acil şekilde bizim öz sanatlarımıza dönülmesidir. İnşallah böyle bir çaba içindeyiz. Hattı hub içre beyaza çıkaran kenduzini, yazının Karahisari'dir ağırdan yüzini. Allah güzeldir, güzeli sever hadisi İslam'ın sanata bakış açısını ortaya koyar. İslam'a göre sanatkar güzelliğin yaratıcısı değil, keşfedicisidir. Ve sanatkar insanı, hitap ettiği insanı kemale erdirmeye çalışır. Allah'ın cemal sıfatının yansıması olan yeryüzündeki bütün güzellikler sanatkarın çabasıyla dokunulabilir, görülebilir ve duyulabilir hale gelir. Osmanlı'nın zirve zamanlarında yaşamış olan Ahmet Şemseddin Karahisari ortaya koyduğu hat sanatıyla tevhid inancını sanatın merkezine koymuş, sanatla Allah'a buluşturmayı kendine hedef edinmiştir. Diğer taraftan Karahisari için örnek bir şahsiyet olduğunu, model insan olduğunu, sanatkar olduğunu ve gönül insanı olduğunu söyleyebiliriz.
İşte Karahisari gençlerimizi sanatla buluşturabilme adına önemli bir şahsiyet olarak önümüzde durmaktadır. Aklamı Sitte'de açtığı bir çığırla adını tarihin altın sayfalarına altın harflerle yazdıran ve Türk İslam toplumunun örnek şahsiyetlerinden olan Karahisari, 1556'da Süleymaniye Camii'nin bittiği yılda tahminen 90 yaşlarında vefat etmiştir. Cemaleddin İshak Karamani'nin Sütlüce'deki tekkesinin haziresine defnedildi. Mezarının kitabe yazısı sağlığında kendisi, ölüm tarihi ise evlatlığı Hattat Hasan Çelebi tarafından yazılmıştır. Vefatına Hüdayi Mustafa Efendi şu ifadeyi tarih düşürmüştür: "Geçti Hayfa, Karahisari-i Pir."